Kenter Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun hafızası. Kültür sanat dünyasının en önemli sanat merkezlerinden biri. Peki 60 yılda bu sahnede kimler geçti ve neler yaşandı? Biz şimdi sizi 60 yıllık bir yolculuğa çıkaracağız. Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter kardeşler Muhsin Ertuğrul'un Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü görevinden alınmasından sonra 1959 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan istifa etti. İstanbul'a gelen Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter burada Şükran Güngör ve Kamuran Yüce ile bir araya geldi ve birlikte oyunlar sergilemeye başladı. Tiyatronun çekirdek kadrosunda Genco Erkal, Sadri Alışık ve Cahit Irgat gibi isimler de yer aldı. Oyunlarını İstanbul Şehir Tiyatroları'nın başına geçen Muhsin Ertuğrul'un yönetimindeki küçük sahnede sergileyen topluluk, gittikleri her tiyatroda farklı bir isimle oynadı. Tiyatro topluluğu 1962'de nihai ismini seçerek Kent Oyuncuları adını aldı. Kent Oyuncuları koltuk satma kampanyasıyla destek toplayarak Harbiye'de tiyatro binası inşa ettiler. 1968'de tamamlanan bina Shakespeare'in Hamlet oyunuyla perdelerini açtı. Tiyatro topluluğu İstanbul'un kültür hayatında önemli bir köşe taşı haline geldi. Usta oyuncular hem dünya tiyatro edebiyatının hem de yerli metinlerin binlerce seyirciye ulaşmasını sağladı. Müzik 2015'ten beri kapalı olan tiyatroya Yıldız Kenter'in 2019 yılında akciğer kanserinden hayatını kaybetmesinin ardından kilit vuruldu. Kenter Sinemacılık Tiyatroculuk AŞ'ye ait olan bina, İBB tarafından satın alınıp Ekim 2020'de İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesine katıldı. Kent Oyuncuları'nın kurucu ekibinden rahmetli Kamran Yüce'nin kızı Deniz Yüce Başarır, Perde Kapanmazsa Görecektiniz kitabıyla Kenter Tiyatrosu'nun tarihine ışık tutuyor. Deniz Hanım merhaba. Merhaba. Şu anda gerçekten Türk tiyatrosunun en önemli sanat mekanlarından birinde Kenter Tiyatrosu'ndayız. Evet. Ve kısa bir süre sonra umuyoruz ki Kenter Tiyatrosu izleyicisiyle de tekrar bir araya gelecek ve burada güzel oyunlar sahnelenecek ve seyirci de o oyunları izleyebilecekler. Ama ondan önce siz gerçekten biz kültür sanat severlere çok güzel bir eser kazandırdınız. Perde Kapanmasa Görecektiniz kitabınız. Gerçekten Kenter Tiyatrosu'nun 60 yıllık öyküsünü anlatıyor bizlere. Ve tabii bu sizin tanıklıklarınıza da dayanıyor ve Kent Oyuncuları'nın çok önemli bir ismi Kamuran Yüce'nin arşivine de dayandırılıyor ve sizin babanız. Ben öncelikle hikayesini sizden dinleyeyim. Şimdi 2019 yılında Yıldız Kenter'de hayatını kaybedince işte bu tiyatronun ne olacağı sorusu çıktı ortaya. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatroya sahip çıkacağı netleşince ben birdenbire bir heyecanlandım. Çünkü burada artık yeni bir macera başlayacak diye düşündüm ve babamın 1986 yılındaki kaybımızdan sonra babamın bütün arşivi olduğu gibi duruyordu. Çünkü babam sadece tiyatroda oyunculuk yapmıyordu. Aynı zamanda hem arşivlerine bakıyordu, hem basınla ilişkilerini yürütüyordu, afişlerini, dergilerini yapıyordu, yayınlarını hazırlıyordu. Dolayısıyla yüklü bir arşivi vardı. Yani oyun fotoğraflarından tutun, dergilerin bütün sayılarına, oyun metinlerine kadar. Dedim ki belki de bu arşivi artık tiyatro severlere açmanın vakti geldi. Çünkü orada artık farklı bir macera başlayacak ve geçmişteki macerada, buranın ilk var olmasının sebebi olan macerada neler oldu, neler bitti, bir hatırlamanın da vakti geldi. Evet, sayfaları karıştırdıkça aslında görecekler, bu oyuncu da mı Kenter oyuncularındanmış falan diyecekler ve bu oyunlar da mı oynanmış diyecekler. Gerçekten öyle, o kadar çok insan gelip geçmiş ki bu sahneden, birçoğunun da aslında profesyonel olarak sahneye ilk adımı attığı yer bu sahne, burası. Gerçekten öyle ve adını hiç hani Erol Günaydın kendi oyuncularında oynamış mı diyecek ki, özellikle yeni kuşaklar için söylüyorum bunu. Tuncel Kurtiz burada oynamış mı? Mustafa Alabora burada oynamış mı? Göksel Kortaydın buradan geçmiş diyecekleri bir
resmi geçit var. Yani Türk tiyatrosu resmi geçti aslında. Son yıllara geldiğimizde de Uğur Yüceller, Demet Akbağlar, Kemal Sunal bir dönem. Yani o kadar çok isim var ki buradan gelip geçen. Ama ben bu isimler kadar, bugün tanıdığımız bu isimler kadar aslında tiyatronun emekçilerinin de adı anılsın istedim. Yani yer göstericisinden gişe memuruna, dekoratöründen işte afişçisine, grafik tasarımcısına kadar tiyatronun aslında sadece oyunculardan, sahne üstündeki insanlardan ibaret olmadığını, aslında bir ekip çalışması olduğunu, ekipsiz hiçbir şeyin olamayacağını ve bir zamanlar o 1960'larda tiyatronun altın çağının yaşanmasına vesile olmuş. O çağlarda aslında o ekip olma duygusunun, o biz olma duygusunun esas gücü getirdiğini anlatmak da istedim biraz. Çünkü bu devirde bence o tek kişi olmak, ben olmak duygusuna fazla saplanmış vaziyetteyiz. Biraz biz olmanın gücünü de hatırlayalım istedim. Biraz bahsedebilir miyiz o kısımdan? Çünkü gerçekten çok önemli. Ben de kitabı incelediğimde aslında aldığım notlara da baktığım zaman gerçekten idealist bir grup genç. Hani biz daha çok belki Yıldız Kenter, Müşfik Kenter'i duyuyoruz, biliyoruz ama evet, tabii. Gerçekten belki Yıldız Hanım'ın öncülüğünde o idealist tiyatroya emek veren ve tiyatroyu herkese ulaştırmak isteyen idealist gençlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir aslında evet. kent oyuncuları. Biraz oradan bahseder misiniz? Hani 60'larda ve gerçekten aslında kitapta da yazıyor Muhsin Ertuğrul, Yıldız Kenter'e neden hani garanti devlet tiyatro oyunculuğunu, memurluğu bırakıyorsun, özel tiyatroya böyle bir maceraya giriyorsunuz diye serzenişi de var. Doğru. Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi aslında iki ayağı var kent oyuncularının bir araya gelmesinin. Biri Ankara'da Muhsin Ertuğrul, Yıldız Kenter'in de Müşfik Kenter'in de hocaları konservatuvarda, aynı zamanda da Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yöneticileri. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun başında o yıllarda Muhsin Ertuğrul. Ve orada işler bozulunca, malum biliyorsunuz, bazı kurumların başında olduğunuz zaman iktidarlar değişir, sizin de akıbetiniz değişir. Dolayısıyla öyle bir dönemde Muhsin Ertuğrul İstanbul'a geliyor. Bundan önce de bir gelişi var. O gelişinde de aslında burada özel tiyatro küçük sahneyi kuruyor ve işte küçük sahneyi kurduğu zaman babam, Kemran Yüce, Şükran Güngör gibi daha birçok oyuncu var tabii. Onlar da küçük sahnede burada yine Muhsin Ertuğrul'un sayesinde sahneye profesyonel olarak ilk adımlarını atıyorlar. Diğer yandan da Ankara ayağında da Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter var. Biraz önce söylediğimiz gibi Muhsin Ertuğrul'un Ankara Devlet Tiyatrosu'nun başından ayrılmasıyla birlikte hocalarına bir haksızlık yapıldığını düşünen Müşfik Kenter ve Yıldız Kenter de ayrılıp İstanbul'da özel tiyatro macerasına atılıyorlar. Ve bu özel tiyatro macerasına önce karşı çıksa da daha sonra gerçekten destek oluyor Muhsin Ertuğrul. Ve bu iki grubu bir araya getiriyor ve işte Genco Erkallar falan da giriyor işin içine, devreye. Ekip genişliyor. Çolpan İlhan var. O fotoğrafta da evet, gördüğünüz gibi Çiğdem Selışık var. Bu fotoğrafta aslında ilk bir araya gelişleri değil, 1959 ilk bir araya gelişleri. O zaman Birleşik Sanatçılar adıyla birleşiyorlar. Sonra site sinemasında bir salonda oynuyorlar. O zaman site oyuncuları adını alıyorlar. Sonra Lütfü Akat'ın da önerisiyle artık oynadığımız salona göre isim değiştirmeyelim, kendimize özgü bir isim bulalım diyorlar ve kent oyuncuları ismini buluyorlar, alıyorlar. Hem soyad larına gönderme yapan hem de bu şehrin kültür hayatına belki de öncül olarak etkisi olacağını anlatan bir hikaye, bir isim bu. Ama ne kadar güzel bir dayanışma aslında. Yani hani hem genç oyuncular ve kendinden bir kuşak önceki oyuncular ve yönetmenler tarafından desteklenip bir tiyatro topluluğu kuruluyor. Gerçekten büyük bir destekmiş. Evet, Muhsin Ertuğrul'un tabii ki Yıldız Kenter'in büyük, Yıldız Kenter'in ve Müşfik Kenter'in büyük destekçisi. Hı hı. Çünkü onlar olağanüstü yetenekliler. Gerçekten genç yaşlarına rağmen işte konservatuvar 4 yıl yerine 3 yılda bitiren bir Yıldız Kenter'den söz ediyoruz. Müthiş yetenekli. Yetenekli, müthiş azimli. Bence sadece yetenek demeyelim buna. Hı-hı. Çünkü yetenek dersek işi hafiflemiş oluruz. Müthiş bir çalışkanlık, azim ve kararlılık var orada. Biraz önce liderlikten söz ettik ya, kesinlikle bu ekibin
ekibin lideri Yıldız Kenter. Hem azimliliğiyle, hem kararlılığıyla, hem güçlülüğüyle Yıldız Kenter. Ama tabii ki herkesin de kendine düşen görevleri ve o görevleri büyük bir aşkla yapışı söz konusu. Dolayısıyla böyle Muhsin Ertuğrul'un bir şekilde desteğiyle bir araya gelmiş bir gruptan söz ediyoruz aslında kent oyuncuları dediğimizde. Peki ilk başladıklarında hani seyirciden o desteği alabiliyorlar mı? Yani gerçekten alıyorlar. Hemen kabulleniyor evet, mu? Evet alıyorlar. Yani Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter'in İstanbul'a gelişi Salıncak'ta iki kişiyle oluyor aslında. İlk burada onu oynuyorlar. Ve Göksel abla, Göksel Kortay'ın da anlattıkları arasında var. Böyle şeyler, köşeleri dönüyor kuyruklar. Yani kapalı gişe oynuyorlar ve seyirciler sıraya giriyor. Çünkü aslında Yıldız Kenter Ankara'dayken de İstanbul sanatseverleri onun adını duymuşlar. Yani bazıları hatta Ankara'ya gittiğinde muhakkak seyretmeye çalışırmış falan. Bu ikisi buraya gelince iki olağanüstü yetenek çok çok ilgi görüyor. Bir de o zaman tiyatro, aslında biraz ondan söz etmek lazım herhalde. 60'lı yıllarda özellikle tiyatronun altın çağı Türkiye'de yaşanan, gerçekten hep öyle derler. Yani çok çeşitli topluluklar açılıyor. Müthiş bir dünya edebiyatından, dünya tiyatro edebiyatından oyunlar oynanıyor. Ve insanlar tiyatroya önem veriyorlar. Eğlence olarak da seviyorlar, sanat olarak da seviyorlar. Çünkü malum tiyatronun gücü, insanların nefes nefese olduğu, etkileşim halinde olduğu bir güç ve o zamanların en önemli eğlencelerinden biri. Bu fotoğraf içinde demin atladım. 1961 yılında Kent Oyuncuları adıyla ilk okuma provalarında çekilmiş bir fotoğraf. İçeride bir tane daha böyle bir fotoğraf var. Bence çok güzel bir fotoğraf. Evet, evet. Gerçekten kapakta olmasını bu çok istemiştim. Bu da mı babanızın arşivinden? Evet, babamın arşivinden. Bu fotoğraf Genco Bey'de de var sanırım. Genco Erkal'da da çünkü belgeselinde de gördüm. O yani bir fotoğrafçı geliyor özel olarak bu fotoğrafı ve birkaç fotoğraf daha çekiyor. Ekip ne kadar genç, taze, evet. Zarif. Bakar mısınız? Şuradan itibaren sayalım mesela. Evet, Genco sayalım. Erkal, Çolpan İlhan, Kamuran Yüce, Yıldız Kenter. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter. Çiğdem Selışık, Şükran Güngör. Evet, görüyor musunuz ama? Evet, çok zarifler, çok evet, hoşlar değil mi? Peki, şimdi Kenter Tiyatrosu'nun alma sürecine, yani mekanı alma sürecine değinirsek ve buranın şöyle bir özelliği de var. Yani ne bir sinemadan bozma ya değil, da hani evet. Burası önceden de tiyatroymuş. Biraz ondan önceden de tiyatro değil, hayır. Şöyle, burası aslında yapılan bir apartman baktığınızda. Tamamen kent oyuncuları yaptırıyor burayı. Yani her şeyini kendileri yaptırıyor. Evet, evet. Baştan ayağa yaptırılıyor. Gerçekten öyle. Ve çok tabii yoğun bir çaba. Turneler ve turneler derken Anadolu'nun her köşesi, haftanın 7 günü matine suare oynanarak yapılan, Allah'tan Pembe Kadın oynuyorlar o sıralar ve Pembe Kadın yüzlerine gülüyor diyebiliriz. Pembe Kadın'dan iyi para kazanıyorlar ve bununla ilk temellerini atıyorlar. Burası 3 parselden oluşan bir bina. Dolayısıyla işte önden caddeden giriyorsunuz ama arkada da 2 apartmanı kapsıyor. Ya her şeyini kendileri tabii ki mimarlarıyla birlikte yaptırıyorlar ve müthiş yani. Tabii ki borç var, harç var, bunlar da var. Bu koltuklar satılıyor. Koltuklardan gelen gelirle birlikte de yapılıyor. Ya yıllarca bu bina olabilsin diye müthiş bir çaba harcıyorlar. Ve ondan sonra da onun tabii ki hani oldu bitti olmuyor. İş devam ediyor. 1968 yılında bir Aralık günü Hamlet'le açılışını yapıyorlar. Ben de 2,5 yaşına yakınım ve seyirciler arasındayım. Şurada şeyde balkonda, balkonun ön sırasında. Hamlet'i tabii. Evet tabii hiçbir şey hatırlamıyorum ama. Ne kadar şanslı aslında o dönemin seyircileri değil mi? Tabii olağanüstü bir şans gerçekten. Ve dediğim gibi aslında bakarsanız ne kadar büyük bir risk. Yani bir özel tiyatro kuruyorsunuz, binanızı yaptırıyorsunuz, borç harç yaptırıyorsunuz ve ilk oyununuz Hamlet. Yani burada bir şey var, ne yapmak istediğini çok net söyleyen bir slogan var aslında. Biz tiyatro yapmak istiyoruz. Yani bu arada kent oyuncuları asla hep ağır oyunlar seçen bir topluluk değil. Hocalarının, Muhsin Ertuğrul'un söylemiyle hep bir komedi, bir ağır oyun gidiyorlar. Kendilerince bir denge tutturuyorlar. Seyirciye eğlence fırsatını da tanıyorlar.
oynuyorlar. Aslında Hamlet'i de İngiliz yönetmen geliyor, Dennis Carey. Ve Hamlet'i de eğlenceli bir yorumla İstanbul seyircisiyle buluşturuyorlar. Dolayısıyla tiyatroyu çok düşünen bir ekipten söz ediyoruz. Her bacağıyla düşünen, yani sadece sahne üstüyle değil, girişten itibaren gişesiyle, tuvaletiyle, barıyla, afişiyle, her şeyiyle düşünen bir ekipten. Şimdi Deniz Hanım, siz ailedensiniz yani. Hem hani babanız Kenter Tiyatrosu'nun bir üyesi, hem siz kendiniz onların içerisindesiniz. Bize biraz hani hem babanızın hem de Yıldız Kenter'in, Müşfik Kenter'in, ya nasıl, onlar nasıl bir gün geçirirlerdi? Mesela hani bu kadar tiyatro aşığı ve gerçekten bir idealistlik de insanlara, hani o entelektüel birikimini paylaşmak isteyen kişiler nasıl geçiriyorlardı mesela günlerini, ne yapıyorlardı? Yani şimdi tabii en yakın babamı biliyorum. Babam çok okuyan bir insandı. Eve 8 gazete falan alırdı. İşte o zaman bir uçta Tercüman duruyorsa bir uçta Cumhuriyet dururdu. Her ikisinde muhakkak okurdu. Kitap okurlardı. Oyun metinleri buldukları zaman hepsi okur ve tartışırlardı. Dolayısıyla çok edebiyatla, sanatla iç içe bir hayattı. Tabii sonra sabah saatlerinde belli bir aşamadan sonra provalar başlar. Burada bir oyun sürmektedir ama aynı zamanda ikinci bir yeni oyunun provası vardır. O provaya gidilir. Provanın dışında akşamları ezber yapılır. Hayat hep yani bir şekilde sanatla iç içe geçiyor ister istemez. O ünlülük kavramı, popülerlik kavramı çok yok aslında, değil mi? Hani dönemin atmosferine göre de, hani 60'lı yıllar zaten belki de eğitim anlamında, hani bireysel eğitim anlamında da çok yüksek olan dönemler. Şöyle söyleyeyim size, beni en çok şaşırtan şeylerden biri de bu. Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter o zaman da birer star. Ve sadece tiyatroyla star. Yani bir dizi yok, televizyon yok. 60'lı yıllardan söz ediyoruz. Sadece tiyatrodaki varlıklarıyla star. Yani dergilere kapak oluyorlar. İşte makyajı bir magazinel haber olarak Pembe Kadın'a hazırlanırken makyajını nasıl yapıyor diye magazin dergisi geliyor, o haberi yapıyor. Sanat dergisi eleştirisini yayınlıyor. Ya da işte Ses dergisinde Hamlet'le kapak oluyorlar. Yani Ses sonuç olarak magazin, sinema, kültür dergisi, karışık bir dergi. Yani bir kültür sanat dergisi değil sadece. Biraz ama daha magazin diyebiliriz. Magazin diyebiliriz, evet. Hamlet'le dördü, Ofelia'yı oynayan Candan Say da var. Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, şimdi biri daha. Dördü Ses dergisine kapak oluyorlar. Yani aslında o günün basını da tiyatroyu önemsiyor. Gerçekten tiyatro çünkü en önemli eğlence. Ve diğer starlarla birlikte, bir Türk sanat müziği az solistinle birlikte orada kapak olabiliyor. Tiyatro bir magazin dergisine kapak olabiliyor ve yani aradaki ilişki ya da bir dedikodusal bir şeyle değil, haberle değil. Hamlet'le. Evet. Şimdi aslında Yıldız Kenter'e baktığımızda belki de birçok kişi hani gerçekten işte böyle çok varlıklı bir aileden gelen, belki de hani ekonomik olarak hiçbir sıkıntı yaşamadıkları, yani Müşfik Kenter ve Yıldız Kenter için böyle düşünebilirler. Ama aslında çok tam tersi. Tam tersi. Büyük bir kültürel zenginlikleri var ama gerçekten de ailede de büyük bir yoksulluk var. Hani babasının işte o dönemin yasalarına hariciyecilikten ihraç edilmiş olması dolayısıyla annesiyle evlendi diye. Evet. Yani hani aslında siz onu, yani bu yaşamın onun oyunculuğunu ya da oyunculuklarını nasıl tetiklediğini düşünüyorsunuz? Şimdi bu ekip söz konusu olduğunda kimse varlıktan gelmiyor aslında baktığınızda. Belki biraz Şükran amca, hani onun Çin'e de daha görece olarak varlıklı ailesi olduğunu söyleyebiliriz. Ama Yıldız Hanım'ın ki gerçekten büyük mücadele. Çünkü İngiliz bir kadınla evlendi diye haricilik mesleğine, en sevdiği mesleğini sürdüremeyen bir babadan söz ediyoruz. Ve dolayısıyla bu hani hem maddi hem de ruhsal anlamda çok etkiliyor. Kalabalık tabii aileler. Dolayısıyla çok çok zorlu günler geçiriyorlar. Ben oyunculuğunu etkilemesi açısından şöyle düşünüyorum. Oyunculuğunu evet, ama asıl bence bugün onu Yıldız Kenter yapan şey mücadeleci kimliği. Ve o mücadeleci kimliği de
önüne her şeyin altın tepside sunulmamasıyla sağlandığını da söyleyebiliriz. Tabii ki psikolojik olarak baktığımızda bir kişiyi böyle etkileyen o zorlu şartlar bir başkasını farklı etkilerdi. Ama sonuç olarak Yıldız Kenter'in bu kadar mücadeleci, bu kadar sahnede var olan, kendini gösterme ihtiyacı, çünkü bir oyuncunun kendini gösterme ihtiyacı olmasa sahnede o kadar yıldızlaşmaz, bunu da kabul edelim ki. Bütün bunların gerisinde bence o zorlu çocukluğun da etkisi vardır, olmaması mümkün değil herhalde. Peki biraz da şeye değinmek istiyorum. Şimdi mesela şu anda da günümüzde de ülkemizdeki siyasi gelişmeler aslında sanatı da, medyayı da, her şeyi etkiliyor. Kaçınılmaz olarak. Kenter Tiyatrosu nasıl etkilenmiş bu siyasi? Hani darbeler oluyor, işte değişiyor. Düşünsenize evet. Hani 60 darbesi, sonrasında işte 80 darbesi, daha sonrasında 90'lı yıllar. Nasıl etkiliyor bu şöyle, siyasi çalkantıdan? Evet, etkilenmemeleri mümkün değil tabii. 60 darbesi olduğu zaman turneye çıkıyorlar ama o turne çok başarısız. O Birleşik Sanatçılar daha yeni kurulmuş. Darbe oluyor ve bunlar turneye çıkıyorlar gene de. Başarısız demeyeyim ama zorluklarla geçiyor. Aslında başarısız da değil, ilginç bir şekilde. Aslında 60 darbesi İstanbul kültür hayatını ve belki Türkiye, bütün Türkiye'yi konuşmamız gerekir, canlanmasında çok etkin olmuş. Çünkü 61 Anayasası görece olarak özgürlükçü bir anayasa. Dolayısıyla bu kültür sanata verilen önemi, desteği arttırmış ve özgürce konuşma, özgürce sanat yapma imkanı tanımış sanatçıların birçoğuna. 60'lı yılların böyle bir başarısı var. 70'lerde ise biraz televizyonun ortaya çıkması, televizyonun palazlanması diyelim. Biraz da terör olaylarının başlamasıyla birlikte tam tersine olumsuz etkilenmeye başlıyor tiyatro. 80'ler yeni bir darbe. İlginç bir şekilde bu darbe de tiyatroyu yeniden canlandırıyor. Çünkü yeniden sokağa çıkabiliyor insanlar. Yeniden eğlence hayatına katılabiliyor. Tiyatroyu canlandırıyor diyelim ama şunu da not düşmeyi ihmal etmeyelim. Politik tiyatro yapanlar için aynı şey geçerli değil. Politik tiyatro yapanlar çok zorlanıyorlar. Politik tiyatro yapanların gerçekten hayatına büyük aslında darbeler iniyor. Yani politik olmayan, daha eğlenceye yatkın tiyatro yapanlar içinse yeniden hayat başlıyor. Hatta o müzikallerin devri başlıyor. Gazino hayatı canlanıyor, müzikaller canlanıyor. Ve bunda tabii aynı zamanda askeri idarenin yönettiği televizyonun da etkisi var. Çünkü televizyon eski canlılığını, renkliliğini yitiriyor. Ve dolayısıyla sadece sıkıcı yasaklar başlıyor televizyonda. Dolayısıyla televizyon geriye çekiliyor ve tiyatro ön plana çıkıyor. 80'ler böyle. 90'lardaysa özel televizyonlar başlayınca yeniden televizyon canlanıyor ve tiyatro yeniden zorlanmaya aslında başlıyor. Aslında belki de en çok tartışılan zamanlardan. Evet. Zamanlarda hani tiyatronun geleceği ne olacak? İşte orada tiyatro öldüler başladı. Aha. Tiyatro öldü, artık toparlanamazlar başladı. 2000'ler ise bunun tam tersi olacağını gösterdi insanlara. Ben 2016, 2017, 2018 sezonlarında 3 yıl boyunca Afife Jale'de jüri üyeliği yaptım. Ve dolayısıyla normalde gittiğimden daha fazla tiyatroya gittim. Neredeyse yılda 200 oyun. Korkunç evet. Bir rakam. Yani bir sürü oyun var gerçekten ve işte böyle bir sahne nerede? Yani küçücük bir yerde, bir bodrum katında, bir apartmanın katında, bir pasajın altında falan her yerde oyun seyrettim. Ve çok kötülerini de seyrettim ama çok çok iyi oyunlar seyrettim. Yani böyle bir perdeyle İki kişinin oynadığı küçücük bir yerde, işte tiyatro iki kalas bir heves derler ya, tam bir ispatı gibi oyunlar seyrettim. Dolayısıyla tiyatro ölmez. Yani evet. 2000'li yıllarda da biraz medya geriye çekildi ister istemez, geleneksel medya. Dolayısıyla bu sefer de yine tiyatro aldı başını gitti. Şimdi pandemi biraz tabii yine ne yazık ki zorluyor tiyatrocuları. Her ne kadar yeniden salonlar açıldıysa da umarım bellerini doğrultma şansını yakalarlar ama tiyatro ölmez. Deniz Hanım, 60 yıllık bir öyküden bahsediyoruz yani. Burada şimdi hani darbelerden bahsettik, işte siyasetin tiyatroyu nasıl etkilediğinden bahsettik.
Ben hani sizin yaptığınız araştırmalardan yola çıkarak bunu sormak istiyorum. Mesela günümüzde biz bir siyasetçileri çok fazla bir tiyatro oyununda ya da sinema salonunda görmüyoruz. O zamanlar nasılmış? Örneğin hani 60'lardan başlarsak hani siyasetçilerin dönemin milletvekilleri, başbakanları gidip oyun izliyorlar mı ya da hani bir araya geliyorlar mı? Evet evet izliyorlar. Mesela orada belki görmüşsünüzdür işte Cemal Gürsel'in falan yazdığı mektuplar var. Süleyman Demirel'in Yıldız Kenter'e çok destek oluşu var. İnönü'ye koltuk satmaya çalıştıkları bir fotoğraf var başarılı olamasalar da. Yani aslında siyasetçilerle sanatçılar yani tiyatrocular diyelim. Bugün çünkü bazı sanatçılar hala yönetimlerle daha iyi olabilir araları ama tiyatrocular biraz daha uzaklar ister istemez. Eski dönemlere oranla o zaman yani bugüne oranla o zaman siyaset de ilgileniyor tiyatroyla. Ama devlet ne kadar destek oluyor tiyatroya gene her zaman sorun. O geçmişten günümüze değişmiyor. O değişmiyor. O bitmeyen çilesi tiyatrocuların herhalde ne yazık ki. Peki Yıldız Kenter'in ya da kent oyuncularının en çok endişe duydukları ve çözmek istedikleri neydi? Hani daha çok yani maddi sorunlar herhalde. Maddi sorunlar. Yani çünkü o hiç bitmezdi. Bu tiyatro her zaman maddi sorunlarla boğuşmak zorunda kaldı. Türkiye'de tiyatro yapmak hiç kolay değil. Yani ne kadar doldursanız da bu salonu ki her oyunla dolduramıyorsunuz tabii. Çünkü işte biraz önce söyledik günün seyrine göre, siyasi hayatına göre, toplumsal hayatına göre işin rengi hep değişiyor. Yani seyirci değişiyor, şartlar değişiyor. Bugün tutturduğunuz bir oyunu yarın tutturamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla öyle her zaman bir başarı garantisi yok. Başarılı olsanız dahi yani kapalı kişi oynasanız dahi işte... Tamam, kent oyuncularının kendi binası ama kira sorunu var, telif sorunu var. Eğer sürekli aynı kadroyu korumak istiyorsanız, maaşlar, sigortalar, buranın elektriği, ısıtması, yani bin tane şey var. Pazarlaması, afişi, yani ilanı, hani çok kolay bir şey değil bir destek görmeden bir tiyatronun aynı hızda, aynı şekilde hayatını sürdürmesi ne yazık ki. Peki şimdi gerçekten salondayız ve şu anda bir sessizlik hakim. Biz varız belki sahnede oyuncular olması gerekirken ama. Hüzünlü. Evet hüzünlü. Sizce kültür sanat mekanlarının ve o şehirde yaşayan insanlar için korunmasının ne gibi bir önemi var? Gerçekten hani burası şanslı bir mekan. Gerçekten şimdi belediye korunacak ve tekrar izleyicisiyle buluşacak. Tiyatrocular tekrar bu sahnede olacak ama şimdi Beyoğlu'na baktığımız zaman da çok sayıda tiyatronun, sinemanın kapandığını... Küçük sahne, biraz önce sözünü ettiğimiz küçük sahne bugün yok. Evet, gerçekten aslında belki de orada da eleştirmemiz gereken noktalardan biri. Yaşayan bir tiyatroyu neden biz müzeye çevirdik? Belki en büyük sorulardan birisi. Ben bunu gerçekten bakın en dertli olduğum son zamanlarda şeylerden biri. Şimdi o salon korunarak o müze yapılamaz mıydı diye çok soruyorum kendime. Çünkü kocaman atlas binası yani değil mi? Çok güzel o freskler yani o işlemeler çıkmış ortaya. Çok güzel yani o bina kazandırılmış. Bence takdire değer bir hareket. Ama bunu yaparken orada başka bir tarihi yıkmadan da yapılabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü o küçücük bir salonu vardır girişte. Tiyatro salonuna girmeden önce fuayesi vardır. Küçük sahnenin vardı. Evet. Orada bir sürü fotoğraflar, oyunlardan fotoğraflar, oradan gelmiş geçmiş insanların fotoğrafları. Orada bir şömine dururdu, o şömine yine duruyor. Ama ben şimdi oraya girdiğimde... Neden oyun izleyemiyoruz onu, mesela? Bir de sinema müzesi. Yani aslında işte oradan Sadri Alışık geçmiş, oradan Münir Özkul geçmiş. Bugün Türk sineması dediğinizde aklınıza gelen birçok isim o küçük sahneden oyuncu olarak geçmiş. Orada başlamış. Yani niye... Bir sinema müzesine o hikayeyi katarak, o salonu yaşatarak yapmayalım ki. Evet. Biz yıkmayı seviyoruz. Ne yazık ki. Evet. Ama hani burada gerçekten burası hani belediye tarafından alınıp, bu bir şans. Tekrar hani tiyatro sahnesi. Umarım ruhu korunarak. Yani şunu söylemek istiyorum aslında bu çok önemli. Yani girdiğiniz andan itibaren buraya
burası yapıldığı zaman umarım o eski fotoğrafları görürüz. Umarım bu koltukların arkasındaki plaketler geri gelir. Buranın hikayesini bir yerden belki dinleriz. Belki o, yani yeni kuşakların buranın bu koltuk satarak aslında bu koltukların birine ait olduğunu bilerek bilmiyordur. Yani kim bilecek bunu? Buraya gelen, burada yeni oyunları seyredecek olan insanların buranın hikayesini bilmesi için bir çeşit sergi gibi düzenlenmesi gerekir fuayenin. O bar bayağı içki verirdi. Bence kitap yani, aslında şey olabilir, rehber olabilir gerçekten. Evet, çünkü kesinlikle. Bütün, buna bütün bakarak ne yapılması gerektiğini ve sizin elinizdeki arşivlerle bu oluşturulabilir gerçekten. Tabii ki hani kitap aslında belki sahnedeki ve kulis, yani perde arkasında olanları seyirci anlatıyor ama bence kitabı izleyenler, belki de bütün kuşaklar, buraya gelip oyun izleyenler, onlar da kendi anılarını, aa evet tam gitmiştik, şunu izlemiştik, oradan şuraya geçmiştik diye düşünecekler. Tam da öyle oluyor. Herkes bana gözümde canlandı orada seyrettiğim oyunlar diyor, kitabı okuyanlar. Benim de çok hoşuma gidiyor doğrusu. Evet, evet. Gerçekten çok önemli bir eser. Yani çok teşekkür ederim. Kitap kazandırdınız çok bence. Çok teşekkür ederim. Kültür sanat hayatına. Çok teşekkür ederim efendim. Yani bizler için çok önemli bir eser ve biz gerçekten hani bu, ben okuyarak baktığım zaman evet böyleymiş. Gerçekten belki de başka programlarımız için de kaynak olacak burada. Ne güzel. Evet, ne güzel. Olacak. Tabii sizin için ayrı bir önemi de var. Evet, siz babanızı yaşattınız burada. Biraz o da var gerçekten. Babamın adının yeniden anılmasını sağladığım için de mutluyum. Çünkü çok emeği var. Ve hep tiyatro düşünen bir insandı. Ve tiyatro yolunda, bir turne yolunda kaybettik onu, trafik kazasında. Dolayısıyla bundan tam ölümünün 35. yılında bu kitabın çıkması da manidar oldu. Kitap da ismini bu arada babamın oyunculukla ilgili yazdığı hocasına, Muhsin Ertuğrul'a adadığı Gölge adlı şiirden alıyor. Oradaki bir mısra perde kapanmasa görecektiniz, az daha ağlayacaktım diye devam eder. Dolayısıyla böyle hem tiyatronun konuşulması, hem buradan gelip geçen herkesin konuşulması, babama hasretimi birazcık gidermiş olmam ya da artmış olması, bilmiyorum hangisi daha doğru. Benim için ayrı bir değeri de var gerçekten, ayrı bir önemi de var bu kitabın. Ben bir umut mesajıyla da kapatalım istiyorum programımızı. Siz yıllarca yayıncılık yaptınız. Medyada programlar yaptınız, televizyonculuk yönünüz de var. Sizce zaman zaman özellikle de pandemi ile birlikte ya da işte ülkemizin içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik iklimden dolayı özellikle de sanat camiası bir karamsarlık içine düşüyor ve hem sanatçılar hem sanatseverler. Ona dair neler söyleyeceksiniz? Yani karamsarlığa düşmemenin mümkün olmadığını biliyorum. Fakat sanat hep zorlu şartlardan alnının akıyla çıkmıştır. Çünkü aslında o zorlu şartlardır sanatı besleyen ve yaratan. Bizi birleştiren şey de o. Bugün inşallah şartlar düzelsin, her şey çok daha güzel, özgür, daha ekonomik sorunlarımızın olmadığı günlerde izleyelim ama yine de her zaman izlemeyi, okumayı bırakmayalım. Yapanlar yapmayı bırakmıyorlar. Evet, yani tam tersine. 60 yıllık bir mücadeleden yapanlar yapmayı asla bırakmıyorlar. Biz de onlara destek olmayı, izlemeyi, onlarla birlikte aynı yolda yürümeyi bırakmayalım. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.